Oktay'ın alkışlarını kesmeyin. Biraz alkışı fazla yapın Oktay'a. Geleceğin başkan adayı inşallah. Sayın Başkanım Ali Koç, sizi seviyorum. Güzel transferler yaptınız. Teşekkür ediyorum. İnşallah da bu yolun sonu şampiyonluk. Tabii ki yönetim kuruluma da bir teşekkür ederim. Onlar da sağ olsun. Hep beni severler. Sürekli konuşuruz. Şimdi geldik en istediğim noktaya. 28. madde. Ben bunu yıllardır dedim ki, bak gençlerin önünü açın. Ya 10 yıl olmasın ya. 5 yıla düşürelim şunu. Gelin tartışalım. Bak ben hazırım. 2024'de de hazırım. Geliriz, çıkarız, konuşuruz. Ne gerekiyorsa yaparız. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Bakın 8.000 kişi gelmiş. Tüzük Kongresi'ne, diğerleri 3.000'e, 2.000'e şey yapıyor, seçim yapıyor. Onları zaten şey yapmıyoruz, biz büyük bir camiayız. Federasyona söylüyorum, 28. şampiyonluğu hemen versinler, öyle komisyon, momisyon değil. Ondan sonra gelelim bu 43. maddeyi de çabuk söyleyeyim de, ben çünkü gideceğim, düğüne davetliyim. 43. maddede de diyor ki Yüksek Divan Kurulu üyeliği 25 yıl. O da çok. Oktay ben... oraya girme. 43'e gelmedik sıra. Senin bu maddelerle ilgili. Sıkıntı yok. Başka ben geleceğim başkan adaysın. Tamam. Başkanım. Kongre Divan Başkanı dinlemesin. İleride başkanla sözün geçmez kimseye. Devam et. Tamam ben devam ediyorum. Başka maddeye geçme lütfen. Tamam geçmiyorum. 28. maddede ben diyorum ki kulübümüzün başkan adaylığı 5 yıl olmalıdır. Lütfen bunu kabul edin. He edilmiyorsa da yapacak bir şey yok. Zaten 2026'da geleceğim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sizleri seviyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz. Fethi Bey konuşmacının kabul etmiyorsunuz. Peki. Oylamaya sunuyorum. Yönetim kurulunun değişiklik istediği bir maddeyi de dikkate almak üzere oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, teşekkür ederim, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Üçüncü bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Buyurun, devam edelim. Üçüncü bölüm. Yönetim kurulunun oluşumu, çalışma yöntemi, görev ve yetkileri. Yönetim Kurulu'nun oluşumu. Madde 34. 1. Yönetim Kurulu Genel Kurulu